anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dinlemeyi, öğrenmeyi ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok değerli, çok tatlı yarışmacılarımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmamıza hemen başlayalım. Evet değerli izleyiciler, Mavi Masa'da bizimle bugün Kerim Furkan ve Ahsen Erva yarışacak. Kerim Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Kerim Furkan, heyecan var mı? Biraz. Biraz heyecanlısın. Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili hiçbir şeyler okudun mu? Biraz. Biraz okudun. Biz de onlardan bahsedeceğiz bugün. Güzel bir yarışma olacak. Başarılar diliyorum sana. Ahsen Erva'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Allah iyilikler versin. Daima iyi ol ve başarılar diliyorum sana da bu yarışmada. Bakalım sarı masada, karşı masada kimler varmış? Erva varmış sarı masada. Erva'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Erva'cığım. Yarışmaları sever misin? Severim. O zaman sana başarılı bir yarışma diliyorum ve takım arkadaşın Ahmet Eren. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ekran başındaki arkadaşlarımız da şu anda sizlerle tanıştıkları için çok mutlular. Onlara da sevgi ve selamlarımızı göndererek bugünün yarışması hakkında kısa bir bilgi veriyorum. Ne yapacağız şimdi? Biraz sonra ekranlara bir arkadaşımız gelecek. Bize günün konusunu anlatacak. 6 sorudan oluşan yarışmamızın ilk 3 sorusunu günün konusunun içinden seçiyoruz biliyorsunuz. Ve bu günün konusunu dikkatlice dinleyen sorulara güzel cevap verecek. Hızlı davranacaksınız. Hızlı yazanlar zaten kalemleri önlerine almış, hazırlamışlar. Sorularımıza en doğru cevapları vermeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız günün konusunun ne olduğunu çok merak ediyoruz. Bakalım bugünün konusu neymiş? Peygamberimiz amcasının evinde büyüyor. Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip vefat etti. Bunun üzerine amcası Ebu Talip Muhammed'i yanına aldı. Amcası ve yengesi Fatıma'yı da çok seven Peygamberimiz çocukluktan gençliğe uzayan yıllarını onların yanında geçirdi. Gün oluyor ev işlerine yardımcı oluyor, gün oluyor hayvanları otlatıyordu. Ebu Talip iyi kalpli, güvenilir ve güzel ahlak sahibi bir tüccardı. Ebu Talip yeğeninin yanından hiç ayrılmamış, ona yetimliğinin acısını hissettirmemek için elinden geleni yapmıştı. Yengesi Fatıma da kendi çocuklarından önce Peygamberimizin karnını doyurur, onu asla incitmezdi. İşte sevgili Peygamberimiz bu merhamet yuvasında büyüyerek delikanlı olmuştu. Evet değerli arkadaşlar, ne güzel Peygamber Efendimiz'in hayatından bize bilgiler verdi arkadaşımız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip'i kaybetmiş ve daha sonra amcasıyla yaşamış. Bundan bahsetti. Peygamber Efendimiz'e amcası bakmış yani. Kerim Furkan, Peygamberimizin babası ve annesinin ismini sen biliyor musun? Biliyordum, unuttum. Peygamberimizin babasının adı Abdullah,
Annesinin adı Amine'ydi. Fakat neden dedesiyle yaşıyormuş? Çünkü annesi ve babası vefat etmiş. Evet. Yetim kime derler? Babası vefat etmiş olanlara yetim derler. Peygamber Efendimiz'in yetimliğinin acısını amcası ona hiç hissettirmemiş dedi ya arkadaşımız. Peygamber Efendimiz'e amcası bakmış, dedesi bakmış, annesi vefat ettikten sonra sırayla onların yanında kalmış. Günün konusunda arkadaşımız bize başka neler söyledi? Ne kaldı aklınızda? Amcası nasıl birisiymiş? Amcası iyi ve ona çok değer veren, cömert birisiymiş. Cömert, iyi ve Hazreti Muhammed'e değer veren birisiymiş amcası dedi. Güvenilirmiş. Yanından ayrılmayan. Yanından hiç ayırmamış. Yani çok iyi bakmış ona değil mi? Evet. Güzel bakmış, yanından ayırmamış, seviyormuş. Korumuş, kollamış, ona emanet olarak davranmış ve kendisi de hanımı da çok iyi davranmış Peygamber Efendimiz'e. Ailenin içinde değerli bir çocuk olarak onu büyütmüşler. Allah razı olsun. Pekala, yarışmamızın konusu bunlardı. Birinci sorusu gelsin mi? Gelsin. Hazır mıyız? Hazırız. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da hazırsa birinci sorumuzu soruyorum. Peygamberimiz kaç yaşındayken dedesi Abdülmuttalip vefat etti? Kaç yaşındaydı Peygamber Efendimiz? Evet, mavi masa yazdı, sarı masa da yazdı. Çevirin. Cevabınız nedir? 8. 8 yaşındaydı sizin? 8. 8. Mavi masa önce davrandı. Aradığımız cevap 8'di. Mavi masaya birinci sorudan 10 puan veriyoruz alkışlarınızla. Evet, Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip vefat etti. 8 yaşından önce bu konu hakkında isterseniz biraz bilgi verelim mi? Ne kadar kalmış dedesiyle? Ne kadar kalmış dedesiyle? 2 yıl. 2 yıl. Evet, 2 yıl dedesiyle kalmış. Ondan önce de kiminle yaşamış? Annesi. Annesiyle yaşamış. Annesiyle de süt annesinden sonra 6 yaşına kadar vakit geçirmiş. Fakat annesi Hazreti Amine Peygamber Efendimizle Medine yolculuğu yapmıştı. Dönüş yolunda hastalandığı için vefat etmişti. Peygamber Efendimiz de Mekke'ye dedesinin yanında bakıcısı, annesinin hizmetkarı Ümmü Eymen'le beraber gitmişti. Peygamber Efendimiz'e Mekke'de dedesi sahip çıktı. 2 yıl dedesiyle birlikte vakit geçirdi. Ancak dedesi yaşlıydı, ihtiyarlamıştı artık ve vefat etti. Peygamberimiz vefat ettiğinde dedesi 8 yaşındaydı. Tekrar hatırlatıyoruz. Peygamber Efendimiz vefat edince annesi yok, babası yok. Dedesi de vefat etti. Kim sahip çıkmış ona? Amcası sahip çıkmış. Peygamber Efendimiz'in amcaları vardı. Bu amcaların içinden bir tanesi Peygamber Efendimiz'i ayrıca çok sever. Bir de kendisinin de çok çocukları vardı. Kalabalık bir evi vardı. Çok iyi de bir hanımı vardı. Peygamberimize onlar sahip çıkmak istediler. Biz yeğenimize bakarız, büyütürüz, ilgileniriz dediler. Gerçekten de öyle yaptılar. Amcası Peygamber Efendimiz'e çok iyi baktı. Peki ikinci sorumuz gelsin o zaman. Şimdi yarışmacı arkadaşlarımız ikinci soruyu heyecanla bekliyorlar. Kalemler ellerinde hazır, siz de görüyorsunuz. Soruyorum sorumuzu. Peygamber Efendimiz'in amcasının adı nedir? Peygamberimize böyle iyi bakan, evine alan, sahiplenen amcasının adı nedir dedik. Sarı masa yazdı. Çeviriyoruz. Nedir Erva? Ebu Talip. Ebu Talip cevabı. Aradığımız cevapta alkışlıyoruz sarı masayı. Tebrik ediyoruz. Sarı masaya 10 puan verdik ikinci sorudan. İşte az öncesinden beri bahsettiğim bu iyi kalpli, iyi yürekli, cömert, yardımsever amca ve aynı zamanda bir tüccarmış. Günün konusunda arkadaşımız söyledi değil mi? Ahlaklı, dürüst bir tüccardı. Evet. Ticaret kervanları vardı. Ticaret kervanı ne demek? Mesela bir adam meyve almaya geldi.
müşteri de geldi. Diyor ki bu kilosu çok pahalı, indirim mesela. Ha, karşılıklı alışveriş yapıyorlar. Bir müşteri geliyor, amcası da tüccarlık yapıyor. Arkadaşımız bize tüccarlığın ne olduğunu, bunun satış yapmak olduğunu, ürünleri sattığından bahsetti. Bunu anlattı. İşte peygamberimizin amcasının da ürünlerini satmak için böyle develeri, develerin üzerinde sattığı malzemeleri, ürünleri varmış. Yolculuklar yaparmış, Mekke dışına çıkarmış ve böylece geçimini sağlarmış. Zaten Peygamber Efendimiz de ticaretle meşgul oldu. Meslek olarak bu mesleği de amcasından öğrenmişti. Amcasıyla beraber ticaret yapmıştı. Üçüncü sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Peki soruyorum. Peygamberimiz amcasını ve yengesi nokta noktayı çok severdi. Yengesinin adı neydi? Yengesi ona çok güzel bakardı. Yemekler hazırlardı, bağrına basardı. Evet, sarı masa yazdı. Çevirelim Erva'cığım, cevabını söyle. Fatma. Fatma cevabı, Fatıma yengesi 10 puan kazandırdı size. Tebrik ediyoruz. Hani dedik ya, Ebu Talip yeğenini yanından hiç ayırmamış. Ona yetimliğinin acısını hissettirmemek için elinden geleni yapmış. Onun hanımı Fatıma da kendi çocuklarından önce Peygamber Efendimizin karnını doyurur. O mahzun olmasın, hüzünlenmesin, üzülmesin diye ilk önce onun karnını doyururmuş. Onu asla incitmezmiş, kırıcı hiçbir söz söylemezmiş. Onun varlığından rahatsız olmazmış. Peygamber Efendimizin saçlarını okşar, saçlarını tararmış. Yengesi Fatıma Peygamber Efendimiz'e çok iyi bakmış. Hatta Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in hanımı Fatıma için şöyle söylemiş. Annemden sonra annemdir demiş. Annesi vefat etti. Çok kısa bir süre görebildi. 6 yaşında annesini kaybetti. 6 yaşından sonra annesini hiç görmedi. Ama ona anne gibi bakan birini nasip etti Allah. O kimdi? Ebu Talib'in hanımı Fatıma yengesi. O yüzden ona annemden sonra annemdir demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi günün konusuna bağlı olan 3 sorumuzu geride bıraktık. Arkadaşlarımız genel puan durumlarını merak ediyorlar. Her iki masamızda bizi dikkatlice dinledi. Ne demiştik? Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım demiştik. Dikkatlice dinledi. Hızlı davrananlar puanları topladı. Sarı masa 20 puan, mavi masa 10 puanla yarışmamıza devam ediyor. Geride kaç tane sorumuz var? 3 sorumuz var. 3 sorumuz için şöyle bir enerji alkışı alalım. Ve arkadaşlarımıza şöyle bir dönelim. Peygamber Efendimizin adını duyduğunda Furkan'cığım ne yaparsın? Yanına koşup sarılırım. Kendisini görsen yanına koşar ve ona sarılırsın. Ne güzel. Peygamber Efendimizin ismini söyleyebilir misin bize? Muhammed. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed dedikten sonra Ahsen Erva bir şey söylüyoruz. Hani ona saygı. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Evet. Ah sen Ervan, sen Peygamber Efendimiz'i görsen ne yaparsın? Koşup sarılırım. Ona söylemek istediğin bir şey olur muydu? Sizi çok seviyorum derdim. Çok seviyorum. Ne diyoruz? Ya Resulallah diyoruz değil mi? Erva'cığım sen Peygamber Efendimiz'in böyle henüz çocukluğuyla ilgili sorular sorduk. Ama onu tanıyorsun, biliyorsun. Alemlere rahmet olduğunu, Müslümanların peygamberi olduğunu ve son peygamber olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Sen Peygamber Efendimiz'i görseydin, onun zamanında yaşasaydın ne yapardın? Onunla koşup sarılırdım ve iyi ki sen bizim peygamberimizsin derdim. İyi ki bizim peygamberimizsin derdin. Ahmet. Peygamber Efendimiz'i seviyor musun? Çok seviyorum. Gittiğimde hemen sarılırım. Her zaman onu kolup kollarım. Her zaman onu korur kollarsın. Zaten Peygamber Efendimiz'in yanında da böyle gençler varmış. Onu hem Müslüman olmayanlara karşı korumuşlar. Ahmet diyor ki ben de onlar gibi yapardım. Peygamber Efendimiz'i korur kollardım. Etrafından hiç ayrılmazdım. Bir Hazreti Enes vardı mesela, küçük yaştaydı ama 10 yaşlarındaydı. Peygamber Efendimiz'in hep yanında. Peygamber Efendimiz'in yanında 10 yıl kalmış Hazreti Enes ve şöyle söylüyor. Ben ona 10 yıl hizmet ettim.
yanında bulundum, hep çevresinde, hep etrafındaydım. Bana bir kez olsun kızmadı, bağırmadı, Enes bunu da niye böyle yapıyorsun demedi. Gençlere, çocuklara, etrafındakilere, arkadaşlarına iyi davranan bir insandı. Peygamber Efendimiz zaten ben tanıyorum. Peygamber Efendimiz öyle bağırmayan, kızmayan birisi, çok ahlaklı birisi yani. Evet. Bizim için en güzel örnek kimdir? Hazreti Muhammed. Evet. Bizim rehberimiz kimdir? Hazreti Muhammed. Kur'an kime indirilmiştir? Hazreti Muhammed'e. Kur'an-ı Kerim okumayı da biliyor muyuz? Evet. Maşallah. Evet değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, şimdi dördüncü sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Hazır mıyız? Dördüncü sorumuz gelsin. Bir imama uyarak onun arkasında namaz kılan Müslüman topluluğuna ne denir? Cemaat. Yazacaksınız. Yazacaksınız. Önce kim yazacak bakalım? Yazalım, yazın. Önce yazan çalsın zili. Çabuk değiştir, değiştir. Evet, sarı masa zili de çaldı. Bağırdım tamam. Ben. Her ikiniz de yazdınız. Doğru cevap için iki masayı da alkışlıyoruz. Sarı masaya 10 puan verdik. Değerli arkadaşlar, şimdi cemaatler nerede oluyor? En kalabalık cemaatler? Camilerde. Camilerde. Kerim Furkan, sen hiç cemaate katıldın mı? Çok. Çok katıldın. Nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Mesela hiç camiye gitmemiş bir insana anlatsan. Cami nasıl bir yer? İçinde neler var? Nasıl cemaat olunuyor? Çok güzel. Çok güzel oluyor. Kimin arkasında duruyorsunuz? Hocanın. Hocanın. Hocanın bir ondan diğer ismi de imam. Ne? İmamdan önce kılınmaz. İmamın önünde namaz kılınmaz, imamın arkasında durulur. Arkasında böyle sırayla yan yana dururuz. Bir de çok önemli bir şey vardır. Böyle omuzlarımız birbirine değecek kadar yakın yakın durmamız gerekir, değil mi? Safları sıklaştırın derler Müslümanlara. Omuz omuza durun çünkü birlikten kuvvet doğar. Biz beraber daha güçlüyüz ve namazlarımızı da böyle kılmalıyız. Samimiyeti de arttırıyor böyle omuz omuza kılmak. Cemaatle namaz kıldın yani, çok kıldın. Cuma namazlarına mı gittin? Normal öğle namazlarına da gittin. Öğle namazlarına da gittin, vakit namazlarına da gittin. Evin içerisinde de cemaat olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Evden birisi imam olur mesela. Evet. Babanız, abiniz, evdeki erkeklerden biri. Ahmet hiç imamlık yaptın mı? Yapmadım ama arkadaşım yaptı. Arkadaşın yaptı. Sen de cemaat mi oldun? Evet. Evet, Allah kıldığınız namazları, ibadetleri kabul etsin inşallah. Ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar, sizler de imamların arkasında ya cemaat olun ya da böyle artık 7 yaşından sonra yavaş yavaş imamlık yapın. Sizin arkanızda namaz kılmaya başlasınlar. Cemaatin tadını, lezzetini herkes alsın. 5. sorumuz gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım. Dikkatli dinleyip hızlıca yazıyorsunuz. Zilleri de şöyle güzel sallıyorsunuz. Sesini iyi duyalım. Tamam mı? Tamam. 5. sorumuzu soruyorum. Uzay cisimlerini incelemek için teleskop ve benzeri aletlerin bulunduğu kubbesi açık bina, gözlem evi. Buna ne denir? İpucu vereceğim. Şimdi annem demişti ama. Uzay cisimlerini incelemek için içinde teleskoplar varmış. Buna benzer aletler varmış. Kubbesi açık çünkü gökyüzünü inceleyecek. Bütün bu aletlerin olduğu binanın ismini soruyorum. Böyle deprem sürecinde falan haberlerde çok geçiyordu. Kandilli R diye başlıyor. R. Mesela birinin adı Kandilli. Bu gözlem evlerinden birinin adı. Ra ile devam ediyor. Mesela kelimenin ilk başını söylesem, Rasat desem, gözlem evinin diğer adı Rasat desem. Dur. Acaba devamı nedir? Ekranları başındaki arkadaşlar belki siz hatırladınız. Mavi masaya bakalım. Hatırladı mavi masa. Nedir? Rasathane. Rasathane aradığımız cevaptı. Alkışlıyoruz mavi masayı. Aradığımız cevap rasathane. Diğer adı neymiş? Ahsen Erva neymiş? Rasathane. Rasathanenin öbür adı gözlem eviymiş, değil mi? Neyi gözlüyormuşuz oradan? Uzayı. Uzayı, gök cisimlerini, bir gök yıldızlı bilim merkezi. Yıldızları.
Türkiye'de de var mıymış? Var. Evet, az önce ismini söyledim. Dedim ki Kandilli Rasathanesi. Bu yıldızları, meteorları inceler. Bu sene meteor yağmuru vardı. Evet. Bu meteor yağmurları nasıl izlenir? Teleskoplarla falan daha güzel izlenir. Ben... Bir de böyle çok aydınlık yerden görebilir miyiz Kerim Furkan? Hayır. Hayır. Nasıl olacak? Karanlık. Karanlık, göz gözü görmeyen. Karanlık olacak, göz gözü görmeyecek. Ve böylece gökyüzündeki yıldızların hepsi daha güzel parlayacak. Biz de onları gerekli aletlerle gözlemleyeceğiz, inceleyeceğiz. Peki yeri, göğü arasındakileri, yıldızları hepsini yaratan kim? Allah. 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 Allah Teala kainatı kimin için yarattı? Bizler için. Bizim için yarattı. Gökyüzünü izler misiniz bazen Ahsen? Evet. Ne hissedersin şöyle göğe baktığında? Mutlu olurum. Mutlu olursun. Ne hatırlarsın? Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz'i hatırlıyorsun. O da üzülünce, sevinince göğe bakarmış, değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz mesela gökyüzüne baktığımızda üzgünlüğümüzü alır, hüznümüzü dağıtırız. Gökyüzü çok engindir. Allah-u Teala atmosferi, bu havadaki her şeyi, bulutları, o güzelliklerin hepsini bizim için yaratmış. Evet. İşte rasathanelerde çalışanlar gökyüzündeki bu güzelliklerin hepsini bol bol görüyorlar. Gözlem evinin diğer adı neymiş? Hatırlatalım arkadaşlarımıza da. Rasathane. Rasathaneymiş. Altıncı sorumuz bir bilmece. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Acaba nedir? Herkese bilgi verir, en iyi dosttur. Mavi masa yazdı. Mavi masa. Kitap. Kitap dedi. Aradığımız cevap kitaptı. Sarı masa da yazdı. Kitap. Her iki masamıza da teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Puanlar mavi masaya. 10 puan mavi masaya geçti. Evet, kitap en güzel dosttur. Gerçekten öyle. Herkesin bir kütüphanesi olmalı bence. Kerim Furkan, peki bizim kitabımız nedir desem? Hepimizin kitabı? Kur'an-ı Kerim. İşte kitap en iyi dosttur arkadaşlar ama en büyüğü, en güzeli, en şifalısı da Kur'an-ı Kerim'dir değil mi Erva? Benim babam evet. Her gün okuyor. Kur'an okumayı biliyor musun Erva? Evet. Okuyabiliyorsun. Evet. Ezberinde de bir şeyler var mı Kur'an'da? Bayağı var. Öyle mi? Mesela kısa surelerden İhlas Suresi, Kul Huvallahu Ehad falan biliyor musun? Biliyorum. Okumak ister misin bize? Olur. Bismillah diyerek başla. Hangisini? Kul Huvallahu Ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Maşallah, maşallah. Teşekkür ediyoruz sana. İşte Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerden bir tanesi İhlas Suresi'ydi. Bunlar namaz surelerimizden aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de ilk gönderilen ayet var. İlk gönderilen böyle sonlarına doğru bir yerlerde bir surenin içinde. Hiç duydunuz mu? İlk emir nedir? İlk gönderilen ayet nedir? Peygamber Efendimiz'e Cebrail meleği geldiğinde ona bir şey söylemiş. Oku demiş, değil mi? Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu Alak suresinin 1 ve 5. ayetleriydi değerli izleyiciler. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur ve bizim yarışmacı arkadaşlarımız da kitapları seviyorlar, okumayı seviyorlar. İzleyicilerimiz de aynı şekilde hem kitapları hem kitap okumayı seviyorlar. Ama bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim. İşte Kur'an kitabımızı okumayı öğreneceğiz, anlayacağız ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre yaşayacağız. Böylece hem dünyada hem de ahirette mutlu olmuş olacağız. Şimdi ben puanları merak ettiğinizin farkındayım. Bugünün finalisti kim? İzleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. Dilerseniz puan durumunu açıklayayım mı? Sarı masa ve mavi masa ile yarıştık bugün. Berabere tamamladık yarışmamızı. Her iki masamızda 30'ar puanla yarışmamızı tamamladılar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz onları. İsterseniz o zaman hediyelerinizi vereyim. Sizin için hediyeler hazırladık biliyorsunuz. Kerim Furkan bu senin. Ahsen Erva'cığım bu senin.
Erva'cığım senin, Ahmet Eren da senin. Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Hadi arkadaşlarımıza el sallayalım.